Şimdi başlıyoruz. Doktor Mundo'muzu aldık. Jungle'dayız. Karşımızda ise Riven var. Rakibin piklerine baktım. 3 tane AP var. Hatta aynen 2-3 tane AP var desek. Lulu'yu da sayarsak. Dedim ki bu maçta bir tank oynamam lazım. Yakın zamanda Nautilus çektik. Mako'yu çektik. İkisini de çektiğimizden dolayı böyle jungle'da doğru oynanırsa çok sağlam işler yapabilecek bir karakteri almayı tercih ettik. Ne o? Mundo. Özellikle ben insanların böyle tank almasından çekinmesini tam olarak anlayamıyorum. Ben gerektiği zaman tank oynayan biriyim. Gerektiği zaman da hasarı böyle çok sağlam verebilecek kahramanlar alıyoruz tabii ki de. Bu tamamen oyun içindeki dengeye bağlı. Şimdi buradan bir görüş aldı o da. Sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum. Şöyle geri doğru çekelim. Buraya doğru gelirse de onu güzel bir şekilde dürteriz diye tahmin ediyorum. Çarpımı şu anda atmayacağım. Şurayı hızlıca almaya çalışacağım. Şimdi üste doğru bir dönelim. Mundo'nun tek sevmediğim yanı stun'ı yok. Stun olmadığı için de biraz daha şey kitle kontrolü olmadığı için fightlarda doğru düzgün tanklayınca okey ama stun olmadığı için de biraz geri planda kalan bir kahraman bence. Tanklama konusunda tabii ki de bir şey diyemeyiz bu kahramana. Şu maviyi de alacağım. Orman dönme hızı bu arada hiç fena değil. En azından beni memnun edecek seviyelerde diyebilirim. Şimdi bunu da alıp direkt üstün görüşünü alacağız. Gördüğünüz gibi çarpı atmıyorum. Bunu yapma sebebim çarpı oradaki yaratığa kullanmam olacak. Şöyle hızlıca bunu alacağım. Sonrasında üste gitmeyi düşünüyorum bu arada. Biraz sabır ederlerse süper olur. Çarpımı attım. Şuradan bir gideceğim. Bir dakika abi. Çok güzel. Abi ona bir kere vur. Güzel. Gayet güzel. Birinin için çıkacağını düşündüm de şu anda çıkmaması benim için harika oldu. Aksan ise bir kill vererek başladı. Ya mid'e Aksan alması bence hiç mantıklı değildi. Ben mesela şu takım rakipte mid'de AP bir malp yapabilirdim. Onun haricinde ne yapabilirdik? Farklı seçenekler de var. Ama onun yaptığı gibi Aksan'ı almazdım açıkçası. Şimdi Volibear'a tehlikeye attım. Bir de geliyorum atacağım ona doğru. Abi biraz sabır edersen süper olur. Hatta harika olur diyebilirim. Güzel. Şöyle bir Q'yu yesin kafasına. Ben şuradaki farmımı alayım. Çarpı atacağım. Şimdi ne yapsak? Kenan'a bir kere gitsem olabilir aslında ama şu anda şey çıktığı için gidemeyeceğiz tabii ki de. Şurada bir zorunlu bir base mi atsam yoksa biraz daha orman mı dönsem tabii ki de orman dönmeyi tercih ederim. Üste falan en azından şu anlık gidemeyeceğiz. Biraz daha kasılmaya bakalım. 5'te olduk. Gold farkını iyi bir şekilde kurarsam rakip ejder'e de girse herhangi bir şeye de girse her türlü bozdurabiliriz abi. Şuraları alacağım. Şimdi gidip redimi alacağım. Sonrasında base'imi atıp üst tarafı dönmeye devam edeceğiz. Çarpım da geliyor. Elimden geldiğince hızlı almaya çalışacağım. Çünkü mid'e veya üste bir genge daha gideceğim. Abi Volibear biraz sabret abi. Bir dakika. Öldü. Oraya gitsem bir şey yapabilir miyim diye düşünüyorum da sanırım yapamam. Ama gideceğim. Şöyle hafiften vuralım. Beni kesmeye oynayacak var mı? Bir dakika abi. Güzel. Sen de gel. Bir Q daha atsam sen ölüsün aslında. Süper. Gayet güzel. Böyle bir hata yapmalarını beklemiyordum açıkçası. Benim için mükemmel oldu. Aksan ise ikinci kill'ini verdi Diana'ya karşı. Şimdi şu çelik yüreğimizi alalım. Şu çizmeyi beklemeyeceğim. Üstü döneceğim. Ejder'den önce bir kere daha base atarım. Üstün görüşünü de almak istiyorum bir yandan. Orada iki kill almam bana ilaç gibi gelecektir. Takım biraz daha temkinli oynasa süper olacak. Dediğim gibi kitle kontrollü bir kahraman almadığımızdan dolayı böyle takımda herhangi birine gidip şey yapamıyorum öyle. İşte rakibi tutayım tarzında oynayamıyorum şu anlık. Bunu aldım hızlıca üste doğru gideceğim ama burada bir şey var mı? Yok. Görüş yokmuş. Şimdi Riven de gidiyor. Tamam abi. Bir dakika. Bir dakika. Süper. Yakmaya öldü o. Harikasınız oğlum.
Şu kuleyi biraz olsun vuralım. Ben direkt ejderi gireceğim. Bizimkiler gelirse mükemmel olur. Girebileceklerini düşünmüyorum ama şu anda. Şimdi öncelikle şuradan iriğimizi yiyoruz. Canımızı fulledik. Takım bana sanırım desteğe gelemeyecek. Ben burayı hızlıca alacağım. Ultim de var zaten. Tutup beni hızlı bir şekilde kesemez rakip jungle veya diğerleri. Sıçramın olmaması biraz sıkıntı. Umarım bunu çaldırmam. Güzel. Bir dakika. Bayağı bir tankladım da. Öldük mü gerçekten ya? Çok sağlam hasar yedim. Kim bana bu kadar çok vurdu? Riven mi vurdu? O kadar kasmamasına rağmen biraz fazla hasar verdi açıkçası ama sıkıntı yok. Ejderi aldık. Tabii ki de kill vermesem daha iyiydi. Hızlıca şeye doğru geliyorum attım. Aksam ve Volibear onları dürterek benim oraya gitmemi sağlayabilir diye düşünüyorum. Ne oldu babacan diyor. Orada çok sağlam hasar yedik ya. Bu arada son maçları solo oynuyoruz. Abi var ya neyse biraz beleş oldu rakip için ama olsun. Hatamızın bedelini ödedik diyebiliriz bence. Şimdi şuradan alabildiğimizi alıyoruz. Jhin kasmış mı? Jhinix pardon. Kasmamış fazla. Hatta Kalista ona oranla daha fazla kasmış. Şimdi şöyle bir çarpım bıraktım. Şurayı da alacağım. Farm her şeyden önemlidir benim gözümde şu anda. O bir kill vermesem biraz daha farklı düşünebilirdim ama şu anda her şeye ihtiyacım var diye düşünüyorum. Oraya geliyorum attım. Şimdi onlar büyük ihtimalle benim ormanımı dönüyor diye tahmin ediyorum. Doğru tahmin mi? Yo. O zaman yukarıya tehlikeye atayım. Abi umarım çıkmayı başarabilirler diyeceğim de çıkamayacaklar gibi. Rakip de Diana biraz fazla kasmış. Şunu ben bir kırayım. Bir dakika abi. Çok güzel hasar verdim de. Ya hareket bile edemedim ki. Aksa'nın şu anda fark ettiyseniz maçta çok büyük bir etkisi yok. Hatta hiç etkisi yok. Onun yerine mesela Diana rakipte çok güzel toplayabiliyor. Riven olsun çok güzel toplayabiliyor. Ben okey tanklayacağım ama takım biraz sıkıntı oluşturuyor bana. O Riven'a umarım oynarlar. Oradan da iyi ki görüş almışım derim. Abi Jhinx adamı oynuyor. Morgana üstte bir şeyler yapıyor. Şaka mısın abi sen? Adamı kestikten sonra gidecek büyük ihtimalle. Doğru tahmin. Yaptığının hiçbir mantığı yok açıkçası Morgana'nın. Sen support almışsın ne yapıyorsun? Şuraya alayım ben. Çarpımı da attım. Şuralara da bir dönelim. Şimdi güneş ateşi kalkanını hızlıca almak istiyorum. Bundan sonra da çivili zırhımı alacağım. Ondan sonra da ruh gömleğini alırım diye düşünüyorum. Oraya doğru gideceğim de. Abi adamlar 3 kişi. Kalista'nın çok güzel hasarı var bu arada. Bak bizde kitle kontrol yönünden sıkıntı yaşadığımız için adamlar çok şey oynayabiliyor. Şöyle bir Q attım biraz olsun yavaşlatabilmek için. Tamam beni kesemez tabii ki de. Ama sağlam bir şekilde hasar verdi. Jhinx öldü. Ben şurayı farmlamak istiyorum şu anda. Takıma açıkçası hiç güvenmiyorum bu maçta. Biraz yalnız başımıza kaldık gibi gözüküyor. Volibear desem maçtan çok ayrı. Şuraya bir totem attım. Ben hızlıca redimi alacağım da çarpım olmadığı için gelip çalabilir mi? Çalabilir bence. Şuradan bir Riven oynayabilirsek süper olur. Abi çarpım yok. Çarpım yok. Ve onu kestin mi sen? Kestin hadi. Ah be, sıfır canla kaçtı. Dayana da onu kesti. İşte bu yüzden Aksa'nın herhangi bir faydası yok diyordum. Biraz daha farklı bir karakter alması lazımdı benim görüşüme göre. Ya ben olsam öyle yapardım. Şimdi güneş ateşi kalkanını aldık. 500'e şeyi alalım. Çivili zırhla ruh gömleğini de almak zorundayım. Jhinx de ne yaşıyor hiç bilmiyorum. Kaç oynuyor? 2, 6, 2, 3, 4, 5 takım.
O ejderi bir şekilde çalacağım ama Morgana bile benle oynamıyorsa burada büyük bir problem var demektir abi. Gel bir çalmaya çalışalım, bir şey yapalım. Şimdi önce şöyle bir görüş alacağım. Biraz bekleyeceğim. Önce görüşümü aldım. Şimdi onlar girmiş. Ah be, çalamadım. Nasıl çalamadım? Sıçrama attım mecburen. Ölmek istemiyorum şu anda hiç. Yani tek başıma almaya çalışıyorum. Hadi Aksan geldi de. Onun da yapacağı bir şey yoktu açıkçası. Şuraları ben bir farmlayayım. Şurayı da alayım. Metanetimiz var. Herhangi bir şekilde şeyimiz düşmeyecek ama böyle maçları kaybetmek gerçekten saçmalık. Çünkü rakip aşırı iyi mi değil. Şu anda rakiple rekabet bile edemiyoruz. Morgana çok saçma oynuyor. Yani yapacak bir şey ne var ben de bilmiyorum. O kadar önde oynamalarının hiçbir mantığı yok. Takımda en çok kasan benim şu anda. Onlar ölecek. Klasik abi. Şuraları ben bir farmlayayım. Şimdi alt tarafı da bir farmlayacağım. Şöyle alalım burayı. Alta farm geliyor. Orayı da alalım. Jinx fazlasıyla geride. Rakipte Kalista fena değil şu anda kasma konusunda da. Tamamen takımımız kötü olduğundan dolayı diyebilirim bence. Şimdi bunu alalım. Sonrasında çivili zırhın itemlerini almaya başlayayım. O Kalista'nın bu kadar rahat kasmaması lazımdı. Benim görüşüm tabii ki de bu. Bizim takım orada bir fight yapacak. Gideyim oraya doğru. Abi o Kalista şov yapıyor. Ne yapıyorsunuz ya? Güzel. Bir dakika Riven'ı da keseriz. Biraz stun verin yeterli benim için. Güzel. Gayet güzel. Şimdi Baron'a saldırı atacağım. Benimle oynamaları lazım da oynayacaklar mı? Gelmiyorlar bile. Üst tarafı farmlıyorlar. Ben önce şu Red'i alacağım. Hatta Red'i almadan o Ken'le oynayabilirim bence. Şöyle bir alalım. Ne oldu? Beni mi keseceksin? Ne olur kes beni. Bak ultiye basmadım bile. Hadi bay bay. Boş yere ulti kullandırdı bana yani. Allah Allah, rakibe saldırın mı? Aynen, rakip hepsi doğduktan sonra girelim. Abi geri çık, ne beyinsizlik yapıyorsun ya. Şaka mısın sen? Bir de gidip orada ölürlerse toplu bir şekilde harbiden sinir bozucu olur. Bravo abi. Şu ejderha zaman Baron'a zamanında gelseler çok rahat alırdık. Buna rağmen gelmediler. Şu anda ise hani Baron'a saldırı falan boş yani. Şuradan 500'e şunu aldım. Ölmeyin abi orada. İki kişi yaşıyor. Aa, Aksan çıkamaz büyük ihtimalle. Güzel ama Jinx ile Morgana'yı doğdurdu. Rakip oraya girerse de ben oynayacağım. Şu taraftan gideceğiz. Çok kalabalıklar. Farkındayım ama sayılar bir anlam ifade etmiyor benim gözümde. Gördüğünüz gibi çalmayı başardık. Şunu da keselim abi. 4'te 4'ünü atabildi mi o adam? Attı, güzel. Kimsenin 4'te 4'üne karışmam abi. Çok tilt olsam da. Şuradan biraz da can alayım. Şuraları da farmlayalım. Gördüğünüz gibi baronumuzu çok temiz bir şekilde aldık. Şimdi midden bir ittirme yapacağız. İşte bak, tank almanın faydası. Tank almasaydım o kadar araya girip oynayamazdım birincisi. Hadi bay bay. Kessene kanka onu. Ultim geç gelmese var ya onu oynardım da işte. Ulti problem. Şurayı alacağım. Maviyi alıp base atacağım. Sonrasında direkt full fokus ejder. Bu ejderi almamız lazım. Bir ejder onlarda, bir ejder bizlerde. Farkımızı ortaya koyalım bir şekilde. Böyle konuşuyorum da alamazsak da üzücü olur. Bizimkiler umarım orada ölmez diyeceğim de öldü Morgana. Biraz zamansız ölmeleri sıkıntı bizim için ya. Aksan Mori 1 ne yapıyor? Aslında mantıklı oynuyorlar. Aslında oraya gitsem iyi olabilir de. Ben şu anda ejdere fokuslandığım için biraz daha şey yapıyorum. Önce şöyle bir görüş alıyoruz. Sonrasında gideceğim oraya doğru.
Aksam ve Jinx benimle oynarsa mükemmel olur tabii ki de. Bir dakika. Ben oynamaya devam ediyorum da ölür müyüm acaba? Ölme ihtimalim yüzde kaç acaba? Çivili zırhım da olduğundan dolayı derken abi beni de kestiler çünkü Kalista yok ediyor. Benim orada yapacak şeylerim çok kısıtlıydı. Ben yanlışlıkla Amaranta'nın iki siperini almışım. Yine de sıkıntı yok. Ejderi de verdik büyük ihtimalle. Şu Morgana ve Volibear satmasa var ya her türlü şu anlı maçı garantilemiştik bence. Şimdi ne yapacağız? Herhangi bir şekilde ejder veya baron yok. Biraz orman dönelim. Amaranta'nın iki siperini alalım. Son itemde de ruh gömleğini yapıştıracağım. Abi rakip Kalista'yı bir şekilde durdurmamız lazım. Bunu da yapacak olan özellikle Volibear ve ben. Ama bende de kitle kontrol olmadığından dolayı onun bir şekilde durduruyoruz. Ama hasarımız yetmeyeceğinden dolayı kolay kolay kesemiyoruz haliyle. Abi ben orayı oynarım her türlü. Bak o Kalista artık böyle maymun gibi gezmesin. Cidden sinir bozdu çünkü bu. Sen de gel abi. Güzel. Gelin abi, hepiniz gelin. Güzel. Şuradan biraz canımı doldurdum. Rakibin mavisi yokmuş ya. Ben şuna saldırı attım. 10 saniye sonra zaten ultim gelecek. Ben her türlü şey yaparım. Takımı tanklarım burada. Şu baronu da alalım. Yolumuza bakalım bence. Cannon gelirse de onu keseriz. Umarım gelir. Ben şu anda mesela Cannon oynasam çalmak yerine koridorları ileride tutmaya bakardım. Hızlıca Amaranta'nın iki siperini alacağım. Sonrasında takımla doğru bir fight yapmamız lazım. 8-4-7 oynuyoruz bu arada. Takımda da en çok kasan biziz. O Kalista'yı da bir nevi durdurduğumuzu rahatlıkla hatta söyleyebilirim. Bu maçta mesela Nautilus oynasam da olabilirdi ama Mundo hiç fena değil şu anlık. Önce şu maviyi alalım. Sonra buradaki görüşü alacağım. Hiçbir şekilde baranı almamaları lazım çünkü. Şimdi çarpı atmayacağım. Bir fight'te kullanabiliriz. Şimdi mid'den yarışa doğru geçelim. Ultim de var zaten. Sıçram da var. Sıçrayı da kullanmak istemiyorum kolay kolay ama zorunda kalırsak kullanacağız. Bir dakika abi. Kim tanklıyor burayı? Dürtsünler. Sıkıntı değil. Ben şöyle biraz tanklayacağım. Kesin abi burayı. Şimdi Kalista vursa bile Mundo diye bir gerçek var abi. Kule de vursa Mundo diye bir gerçek var. Gördüğünüz gibi. Şimdi kuleyi tanklayacağım. Sadece vurduracağım. Gördüğünüz gibi maçı bir şekilde kazandık. Elimden geldiğince takımı tanklamaya da çalıştım açıkçası. Video ile ilgili görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Hızlıca istatistiklere doğru geçelim. Kaçıncı seviyeymişiz mesela Mundo'da? Basıncı olmuyor muydu? Sanırım olmuyormuş. Ha oluyor. Kaçıncı seviye bu? 3, 4 bir şey herhalde. 4 veya 5 sanırım. Elmas 2 4 damga olduk. Metaneti de hızlı bir şekilde dolduruyoruz. MVP'yi de 14-8 ile aldık. Gayet güzel. Şöyle bir hasarımıza baktığımızda 37.300 hasar, 12.299 tanklama. Kalista çok güzel hasar vermiş ama baktığımızda ortalamanın üzerine bir hasar vermişiz tank almamıza rağmen. Güzel ve zevkli bir maçtı. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Herkese iyi seyirler.